Efendim merhabalar, geceniz hayır olsun. Muhabbetle selamlıyorum hepinizi, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Güzel bir akşam olsun, iyi bir gece olsun inşallah. Yine muhabbetli bir gece olsun. Hayırlar olsun, dolsun kalbimize, huzur dolsun yüzümüze, kalbimize, dilimize, her yere. Hepinizi, size iyilikler temenni ediyorum, güzellikler temenni ediyorum. Hemen programımızın başında sevgili avukatımız geldi, Özge. Hayrinisa, merhaba, selamlar. Ayla Başar 581 burada. Diğer dostlarımız da yavaş yavaş geliyorlar. Orhan abi geldi. Seyyah-ı Kainat burada. Umut El Katmış kardeşimi görüyorum. Muhabbette selamlıyorum. Emine Kara geldi. Evet, sanki bu sefer şey yaptık. Önce muhabbeti başlatıyorduk. Sonra isimlerden bahsediyorduk. Bu defa sanki yoklama yapıyor gibi oldu. Emine Kara burada, Hudeyin Erenler burada, Arzu Kurtulmuş burada, Sevgi Ataş burada. Eyvallah Emine Kara, merhabalar efendim. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Sadece Emine burada. Sadece Emine olmak da yetiyor zaten. Başka bir şey olmaya gerek yok. Öyle değil mi efendim? Güzel dostlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inşallah keremi üzerimize olsun. Can Polat, 23 Hanife yengem burada. Hayırlı akşamlar, hayırlı programlar diyor. Umut El Katmış, teşekkür ederim. Sevgi Hocam'ın elle selamı var. Aleyküm selam Sevgi Hocam. Arzu Kurtulmuş da burada. Merhaba Arzu. Bugün sözden biraz bahsetmek istiyorum. Hani derler ya, önce söz vardı. Aslında söz hayatımızın çok temel bir noktasında, çok özel bir noktasında. Sözle iş yapanlar bu söylediğimi daha net olarak kavrayacaklar. İşte onların başında da Özge geliyor, avukat olduğu için. Yönetici, avukat, öğretmen, işte sunumlar yapan konuşmacılar, hatipler, vaizler vesaire falan, bütün bunlar sözle iş yapıyorlar. Sözle iş yapanlar açısından söz çok kıymetli bir şey. Çünkü vahyi ilahi de, değil mi, hani bir yazılı kağıt üzerinden gelmiyor. Yani söz üzerinden geliyor. Dolayısıyla söze karşı bizim bir duruşumuzun olmalı. Yani güzel söz söylemeliyiz. İyi sözler söylemeliyiz. Güzel sözler söyleyebilmek için güzel olmak lazım. Yani güzel sözü söyleyenler güzeller oluyorlar. Güzel sözü söyleyenleri güzeller oluyor. Onların söylediği sözler de güzel oluyor. Yani sözümüzün güzel olmasını istiyorsak eğer, kelamımızın, muhabbetimizin, muhatabiyetimizin, söz söyleme biçimimizin, ifade biçimimizin, meramımızı, beyanımızın güzel olmasını istiyorsak önce bizim güzel olmamız lazım. Yani biz güzel değilsek eğer, biz iyi değilsek eğer, biz hayırlılardan, ebrar olanlardan değilsek eğer, söylediğimiz söz kurallara uygun olabilir, yüklemleri, öznesi yerinde olabilir, telaffuzu doğru olabilir, vurguları doğru şekilde yapılmış olabilir, doğru seslenme biçimlerine uygun olabilir ama eğer biz güzel değilsek, anlattığımız, muhabbetini yaptığımız şey bize ait hale gelmemişse, yani özümsemediğimiz, yani anlamadığımız, yani kendimize ait hale getirmediğimiz bir sözü söylüyorsak, o söz zahiren güzel de olsa, yani sözün kendisi güzel de olsa, söyleyen kişi güzel değilse, yani biz güzel değilsek, o güzellik karşı tarafa intikal etmiyor. Yani güzel söz söyleyebilmek için güzel olmak lazım. O güzel sözün güzel şekilde etkili olabilmesi için, karşı tarafa yansıyabilmesi için, onunla titreşim meydana getirebilmesi için, kalbinin hareket etmesi için, tüylerin diken diken olması için, ya ben ne yaptım demesi için, o sözü daha evvel duymuş olsa bile etkilenmedi bu sözü, ya ben bunu yeni duymuşum gibi diyebilmesi için, sözü söyleyenin söze hakim olması, yani sözün kendine ait olması, yani kendisini güzel olması gibi bir şart var. Güzel söz söyleyeceksin ama güzel söz söylemenin yolu güzel olmak. İyi sözler söyleyeceksin ama iyi sözler söylemenin yolu iyi olmak. Hayır söz, kerem söz, muhabbet sözleri söyleyeceksin ama bunu söylemenin yolu muhabbetli olmak, güzel olmak, hayırlı olmak, ebrar olmak. Buralardan olursan oluyorsun. Yoksa mürahilik oluyor. Yani karşı tarafın duymak istediği sözleri söylüyor olmak demek, sözü güzel söylemek değil. Ya da ezberlediğimiz sözler var. Kelam-ı kibarlar var diyelim ki.
filan düşünürün şu sözü, beriki işte alimin bu sözü, filan profesörün bu sözü, şu batılının bir sözü, şu doğulunun bir sözü, şu hazretinin şu sözü diye aktarıyor olabilir. Söz özünde güzel olabilir. Fakat o güzelliği biz kavramamışsak, o güzelliği anlamamışsak, o güzelliği giyinmemişsek, o güzelliği kendimiz haline getirmemişsek, o sözü söylerken ona ehil olmadığımız için, o söz bizim ağzımıza ve kalbimize uymadığı için o söz yeterince dışarıya etki etmiyor. Yani sözü güzel söylemek lazım. Güzel söz söylemek lazım. Ama sözü güzel söylemek için, güzel söz söylemek için başkalarından ezberlediğimiz sözler bile olsa bu güzel sözleri söylediğimizde aynı güzel etkiyi bırakmayabilir. Çünkü biz o güzelliği henüz yansıtır noktada değiliz. Yani güzel söz mü söyleyeceğiz? Önce kendimizin güzel olması lazım. Kendimiz nasıl güzel olacağız? Bu saçımızı daha iyi taramamız demek, sakalımızı daha iyi düzeltmemiz demek, bıyığımıza for vermemiz demek, makyajımızı iyi yapmamız demek mi sadece? Yani güzel olmaktan kastımız ne? Güzel olmak kalbimizin vahyi ilahiye uygun olması, kalbimizin muhabbeti Muhammediye uygun olması, kalbimizin ehli beyte, bu kültüre, bu anlayışa, bu inanca uygun olması ve bunu da içselleştirerek, yaşayarak, hayata yansıtarak, bize ait bir söz haline getirerek söylediğimizde o söz etkili oluyor. Sahabe efendilerimiz tebliğe gittikleri zaman o sözü, yani ayeti söylüyorlardı ama ayeti hazmetmemiş olanları gönderiyor muydu acaba Peygamberimiz? O ayeti hazmetmemiş, özümsememiş, anlamamış, yaşamamış, deneyimlememiş birilerini gönderiyor olabilir miydi? Yoksa o ayetleri anlayan, onları güzel aktaran, doğru biçimde aktaran, doğru vurgularla anlatan, doğru ses tonuyla anlatan ama aynı zamanda kendisi de güzel olan, doğru olan kişiler miydi? Kişi kendisi güzel olursa sözü de güzel oluyor. Kişi kendisi iyi olursa sözleri de iyi oluyor. Kişinin kendisi hayırlı olursa sözleri de hayırlı oluyor. Kişi söylediği sözden kendisi etkileniyorsa ya da etkilendiği sözleri, kendi deneyimlediği, etkilendiği sözleri söylüyorsa kalp birliğimiz olduğu için, mana birliğimiz olduğu için, mana zincirine her birimizin gönlü takılı olduğu için o söz çok daha etkili oluyor. Bunu şuradan da anlayabiliriz. Mesela 10 kişi sana nasılsın diye sorar. Sen onları sıradan bir nasılsın diye düşünürsün, geçiştirirsin ya da normal bir cevap verirsin. Senin ruhunda, bedeninde, kalbinde hiçbir titreşime sebebiyet vermez. Ama biri var ki o sana nasılsın dese, sadece pışt bile dese, hu dese, bir şey dese yani. Çok uzun cümleler olmasa bile. Sadece bir selam dese, bir merhaba dese, bir nokta koysa ya da diyelim ki mesajda yazıyorsa. Onun o sözü sen de bambaşka duygulara sebebiyet verebilir. Başka noktalara taşıyabilir. Yepyeni duygulara götürebilir. İçinde bulunduğun kuyudan çıkartabilir. Olumsuzluklardan iyiliklere getirebilir. Karanlıklarını aydınlatabilir. Hüzünlerini sevince boğabilir, çevirebilir. Çünkü o kişi gerçekten güzel olmuş. Gerçekten iyi olmuş. Gerçekten hayırlı olmuş ve seninle arasında bir yarar ilişkisi yok. Bir menfaat ilişkisi yok. Mürahilik yapmasını gerektiren, yalancı olmasını gerektiren, hani yalan olmak şart değil, o anlamda değil ama yani bir beklentisi olmadığı için, astı üstü olmadığın için, senden bir beklentisi olmadığı için tamamen güzellikten çıkmış olan bir söz ve bu söz de gerçekten etkili olur o zaman. Başkasının 10 tane nasılsın dediğini demesi seni etkilemez ama o değer verdiğin, güzel bulduğun ve gerçekten güzel olan, iyi bulduğun ve gerçekten iyi olan o kişinin sana merhaba demesi, nasılsın demesi, bir kucaklaması sözüyle bile olsa seni hakikaten bulunduğun karanlık kuyulardan çıkartabilir. Onun için sözümüz güzel olsun ama sözümüzün güzel olması için önce bizim güzel olmamız lazım. Sözümüz hayır olsun ama önce bizim hayırı anlamamız ve giyinmemiz, kuşanmamız lazım. Öyle olursa etkili oluyor. Yoksa hocalar kürsülerde, öğretmenler her yerde, işte konuşmacılar pek çok yerde ayet anlatıyor, hadis anlatıyor, evliya efendilerimizin, evliya kiramın sözlerinden anlatıyor. Ama kendi bunları içselleştirmediği zaman, kendi bunları giyinmediği zaman, kendi bunları benimsemediği zaman, kendisi o söylenen sözler gibi olmadığı zaman bütün bunlar etki etmiyor. Camiden çıkıyorsun cumada,
Hoca efendi ne anlattı diyorsun hutbede. Hakikaten adam ne anlattığını bile hatırlamıyor. Konusunu hatırlasa bile bir mane hatırlamıyor. Çünkü evet ayetler okundu, evet hadisler okundu ama o ayet olmadı o kişi. O hadisin manası olmadı o kişi. O güzel sözün manası olmadı o kişi. Olmadığı için o sözü sadece bir mikrofon gibi yansıtıyor. Radyo gibi düşünün. Radyodan çok güzel ses duyuyorsun ama radyo güzel olmuyor. Radyodan çok hayırlı laflar duyuyorsun ama radyo hayırlı bir iş yapmıyor. Bir hasenede bulunmuyor. Bir ameli salihte bulunmuyor. Olduğu gibi oluyor ama çok güzel sözler söylüyor gibi oluyor. Yani o zaman sadece bir mikrofon ya da bir yansıtıcı, bir ses ileticisi olmaktan öteye geçemiyor. Biz bir ses ileticisi, yansıtıcısı, yankılatıcısı olmak yerine sözün kendisi olduğumuz zaman, anlattığımız konunun kendisi olduğumuz zaman, muhabbet diyorsak muhabbet biz oluyorsak, diyelim ki sohbet diyorsak dediğimizde dendiğinde sohbet biz oluyorsak, merhamet dediğinde merhamet biz oluyorsak, iyilik dendiğinde iyilik biz oluyorsak, yani yükleniyorsak o durumu ve o hale gelmişsek o söz hakikaten tadından yenmiyor. Ya diyorsun ki bazen ya ben buna benzer hatta daha iyi hatiplerden, daha iyi konuşmacılardan, masayı yumruklayan adamlardan, sesini yükselterek, indirerek müthiş bir hatiplerden dinledim. Ama hiç bende böyle etkili olmadı diyorsun. Ya ruhumda bir suyun kaynaması gibi kabarcıklar meydana getirmedi. Denizin dalgaların kenara vurduğu gibi o sular bana hiç vurup geri dönmedi. Yaprağın rüzgardan hışırdaması gibi içimdeki duygular hışırdamadı. Suyun kaynaması gibi kaynamadı. Yani ama o kişi, başka bir kişi var. O sözü o kadar yerli yerine söyleyemedi. Vurguları sağlam değildi, hitabeti daha azdı, daha az kelimeyle konuşuyordu. O diğeri kadar iyi ayet okuyamıyordu, hadis okuyamıyordu. Ama öyle öyle iki cümle söyledi ki 100 cümlenin yerine beni yerimden zıplattı. Havalandırdı beni, kanatlandırdı. İçim bir tuhaf oldu. Kalbim kaynamaya başladı. Birdenbire ona ısınmaya başladım. Bir sevgi doğdu içimde. Sanki ben başka bir ben oldu. İçimde başka bir Uğur vardı. O ortaya çıktı. Benim fark etmediğim bir Uğur. Benim fark etmediğim bir Feridun. Benim fark etmediğim bir Elif. Benim fark etmediğim bir Arzu. Bir Nesrin. Bir Esma. Bir Esra. Neyse işte. Bunlar çıktı diyorsun. Allah Allah. Sözün böyle etkileyici, boyandırıcı yani karşı tarafı boyayabilen, boyasına bürünebilen bir hali var. Sözün sihri meselesi çok kıymetli ama sözün sihrinin uzun süre devam etmesi için gerçekten o sözü söyleyenin o sözü söylemeye layık olması, o sözü söylemeyi hak etmiş olması, o sözün kendisi olmuş olmayı başarması, becermiş olması gerekiyor. Kendi içinden hissettiğinde karşı taraf da bunu hissedecek. Hissetmemesi mümkün mü? Yani benim şu anda içim kaynasa, içimin kaynadığını hisseder misiniz, hissetmez misiniz? Söylediğim bir şeyi bütün vücudumdan çıksa, bütün hücrelerimden böyle dalgalana dalgalana, kaynaya kaynaya gelse, ağzımdan o böyle buharlarla, onu o kelimelerin yangınıyla, yanıklığıyla çıksa bunu hissetmez misiniz? Hissedersiniz. Hepimiz hissederiz ve hissediyoruz zaten. Onun için diğeri 1000 kelimeyle konuşsa bile bizde bir etki bırakmıyor. Ama bir başkası bir şey söylüyor. Kırık dökük olsa bir şey söylüyor. Kelime olarak belki aklında bir şey kalmıyor. Fotoğraf olarak belki aklında bir şey kalmıyor. Ama senin ruhunu titrettiğini, gönlünü harekete geçirdiğini, kalbini kaynattığını filan anlıyorsun. Böyle bir şey. O bakımdan söz söyleme gerçekten sorumluluk gerektiren bir şey. O bakımdan eskiden tekkelerde, dergahlarda ayrıca sohbet şeyhleri olurmuş. Mesela bir adamın çok iyi biliyor olması onun etkili olması anlamına gelmeyebilir. Bazen o çok bir şey biliyor olması, malumatının çok olması dağılmasına da sebep olur. Oradan oraya gider, oradan oraya gider, diğer bağlantılar yapar, geri dönemez bir türlü, bağlantılar kuramaz, sonuca gelemez, zihni dağılır. Çok bilgi var çünkü hücum eden ona anlatamayabilir. Ama sohbet şeyhi, Hazreti Peygamber'in sahabe-i kirama sohbet ettiği duyguyla onun yaklaştığı gibi yaklaştığında belki daha az kelimelerle konuşuyor ama o tekkedeki gelen insanların tümünün kalbini yerinden oynatıyor. Herkes bulunduğu yerden zıplatıyor.
Ruhunda titreşimleri meydana geliyor. Beyninde yanmalar başlıyor. Ya bu nedir diyorsun. Söyledi iki cümle. Belki yazsan çok anlamlı ifade etmez. Ama o ağızdan çıktığı zaman, o Femi Mühsin diyoruz ya, Muhsin diyoruz ya, Peygamber Efendimiz'in ağzından, mübarek ağzından, dudağından çıktığında sahabeyi etkilediği gibi o duyguyla etkiler. Sahabeler işte sohbet arkadaşları zaten bu anlama geliyor. O bakımdan sözün sahibi olduğumuz zaman, sözü kavradığımız zaman, sözü anladığımız zaman, anladığımızı halimiz haline getirdiğimiz zaman ve içimizden kaynaya kaynaya, buharlaşa buharlaşa geldiğinde o çıkan buhar, kelimelerin, cümlelerin buharı karşında olan kişiyi de etkilemez mi? Onun gözlüğünü buharlandırmaz mı? Ona da etki etmez mi? Etmemesi mümkün değil. Yeter ki sözü ehli olalım. Yeter ki söylediğimiz sözün kendisi biz olalım. Bize ait olmayan, içselleştirmediğimiz, üzerinde düşünmediğimiz, anlamadığımız, pratiğini yapmadığımız, tecrübe etmediğimiz, eksiğini fazlasını görmediğimiz sözü söylediğimiz zaman mikrofon gibi oluyoruz. Bir yerden giriyor, öteki taraftan çıkıyor. Maalesef çoğu defada yaşadığımız bu efendim. Eyvallah. Elif Erkan burada. Merhaba efendim. Piri Bülent. Merhaba efendim. Hoş geldin. Pirim. Deniz Adye burada. Sufi ruhum. Canım hiç hocam demiş. Allah razı olsun. Yurt dışına uzaklara selamlar. Sufi ruhum da işte söze muhabbet edenlerden. Emine Şener hocam geldi. Adapazarı'ndan sağ olsun. İlyas Atuş burada. Sadece Emine anlatabilmek yerine hissettirebilmek lazım belki. Evet. Yani işte hisseden kişi anlatabiliyor, anlatabilen kişi de hissettirebiliyor ve sonra da o kişi anlayabiliyor. Onlar belki birbirinin devamı gibi, basamak gibi düşünebiliriz herhalde Emin Hocam. Feridun abim burada, değerli sanatçı. Muhabbetle selamlıyorum, kucaklıyorum abi seni Feridun abi. Özel 70-70 burada. Esma ablam merhaba kardeşim, samimi ve dürüst. Sözünde ise özünde o olsun. İşte öyle. Esma ablam özetledi. Bu olduğu zaman etkili oluyor. Nesrin Şengil burada, Trakya'dan. Uğur'un ablası selamlar. Muhammed Kökten abim burada, değerli şairimiz. Konya'dan Zeynep Yıldız Sayan burada, selamlar. Nurs burada. Orhan abi, değerli abim. Güzel sözü giyinmek muhteşem bir sözdü. Teşekkür ederim, saygılar hocam diyor. Allah razı olsun. Orhan abiyi seviyoruz efendim. Seher Kot burada, merhaba. Elif burada, selamını aldım. Eyvallah. Nurs burada. Merve Elçi, hoş geldin. Bengü Ak burada, Nazlı Kement hocam burada. Şifalar diliyoruz. Bu arada Nebiye Şirin de bir operasyon geçirmiş. Grubumuzun hanendelerinden, sazendelerinden Kayseri'de. Ona da şifalar diliyoruz. Bursa'dan Melek Ulaş burada. 22'sinde sabah inşallah Bursa'dayız. Hazreti Emir Sultan'ı ve diğer sultanlarımızı dolaşacağız. Öncesinde bir sohbetimiz olacak Ördekli Kültür Merkezi'nde. Bursa'daki dostlarımıza da duyurulur lütfederlerse. Tanışmış oluruz, memnun oluruz. Sibel Pural burada, Halime Özkan burada, Gonca Hocam burada, Pürneva maşallah burada, Ayfer Güllüel hayırlı akşamlar dilemişler. Çok teşekkür ederim. Arife burada, Fatma Mitil burada, sefa geldiniz efendim. Yeşim Kayıkı burada, Hatice Fahrünisa Hoca burada, kardeşim Celal Bayar burada, selamlar. Hayriye Gürbüz kardeşim burada. Elif Doğru Elbulan hayırlı akşamlar dilemiş. Eyvallah, hayırlı akşamlar Elif. Selamlar aileye. Ayşe Mümine burada. Merhaba Ayşe. Kevser Özcan burada. Maşallah. Süheyla Payroz hocam burada. Arzu Kurtulmuş burada. Evet. Sevgi Ataş hocamıza da selamlamıştık. Evet. Maşallah ne güzel. Ataberlay buradaydı. Ne güzel anlattınız hocam. Yüreğinize sağlık diyor Zeynep Yıldız Sayan. Çok teşekkür ederim nezaketine. Allah razı olsun. Ermiş Bahtiyar. Eyvallah. Bahtiyar abim de burada. Muhabbette selamlıyorum Bahtiyar abimi de. Pardon, yanlışlıkla Gülücük geldi. Estağfurullah. Gülücük'ün yanlışlığı ne olacak ki? Ben zaten bu emojileri anlamıyorum.
yakın tanıdığım dostlarla da normal selamlaşırken, yazışırken de emoji göndermeyin. Ben kelime istiyorum diyorum. Ben söz adamıyım, kelime adamıyım. Ben kelimelerden hoşlanıyorum diyorum. Yanlış mı yapıyorum? Adem hocam, Adem Karafilik hocam da burada. Ya az kelimeyle konuşuyoruz. Literatürümüz azaldı, kelime konuşma hazinemiz azaldı, kelimelerimiz azaldı filan diyoruz. Sonra da yazışmalarımızda emojilerle konuşuyoruz. Ne gereği var ya? Ha, gençler yapsınlar tamam da hani biz yaşları gelmiş olanlar ya ne diyeceksek onu diyelim. Kızacaksak kızalım, sevdiğimizi söyleyeceksek söyleyelim ama bunları kelimelere yükleyerek söyleyelim. Yani kelimeler iyidir, söz önemli bir mesele. Adem Karafilik hocam selamlar. Oya 51-73 burada selamlar. Eyvallah Berna, teşekkür ederiz. Sehver Kaya burada. Piri Bülent çok güzel ya. Değil mi? Maşallah. Evet yani söz olma, sözün kendisi olmak gerekir demiştik. Sözün kendisi olmak da kolay mı? Kolay değil tabii. Onun için vaizlerin, hatiplerin, nasihatlerinin etkili olmamasının pek çok sebebi var. Birisi de sözü söyleyenin sözün kendisi olmayışından kaynaklanıyor. Kelime herkesin, cümle yazarım diyor. Güzelmiş o da. Eyvallah. Şimdi güzel sözün söylemenin 8 şartı var diye bir şey okudum. Onları kısaltarak not aldım bugün paylaşayım diye. Ya güzel söz mü söyleyeceğiz? Bunun 8 şartını arayacağız. Güzel söz dinlediğimizi mi düşünüyoruz? Bunu bu 8 şarta göre ayarlayabiliriz. Yani bu şartları azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. İlla bir şeydi, bir kalıp değil ama hatırlatıcı olmak bakımından bu 8 sözü hatırlatmak isterim. Özden gelen sözdür yüreğe dokunan diyor Adem Karafilik hocam. Aynen öyle. İşte tabii bir şair yaklaşımı. Nagihan Çetin Kaya 54 Adapazarı. Eyvallah efendim. Yaş mı plaka mı bazen karışıyor. Fatma Betül de burada. Ağlar babanın ahvalından. Selamlar efendim. Dokunan tabii ki evet. Tabii, dokunan. Efendim güzel sözün 8 şartını aktarmak istiyorum. Ardından fırsat kalırsa yine muhabbet ederiz inşallah. Birincisi, hayırlı akşamlar efendim. Yoruldum be hayat, gelme üstüme. Türkü gibi değil mi? Güzel söz doğru sözdür. Yani doğru olmayan sözü, yani Kur'an'a dayanmayan, Nas'a dayanmayan, hadise dayanmayan, hayata dayanmayan, hakikate dayanmayan sözü, güzel bir biçimde, güzel bir eda ile, güzel bir vurgu ile, güzel bir tonlama ile söylesek de o söz güzel değil. Güzellik kılıfı giymiş olan bir söz olabilir. Şöyle düşünün, hani yaşlanıyoruz biz de, yaşlılar kusura bakmasın da diyelim ki 200 yaşına gelmiş olan bir nenenin gencecik bir elbise giymesiyle gençleşmeyeceği gibi düşünün. Yani sözün güzel olması için önce doğru olması lazım. Doğru olursa bir anlam ifade, o zaman güzel olur. Yoksa etkili biçimde söylenmesi, çarpıcı biçimde söylenmesi, dikkat çekici biçimde söylenmesi, retorik halinde söylenmesi filan doğru değilse o söz onu güzel hale getirmez. Bir bende binlerce ben var, ben bilmem hangi ben, sence bendeki sen hangi ben, bunu çözen olmadı bir hocam diyor. Zor tabii. Başkası çözmez de insan kendisini herhalde çözmesi gerekir. Ama çözersin inşallah ya. Güzel ama espri oldu sağ olasın. Yani güzel sözün öncelikle doğru olması lazım. Doğruluk sözün hem ilahi hükümlere uygun olması, Nas-ı Şerife uygun olması, Fahri Kainat Efendimiz'e hayatın hakikatine uygun olması gerekiyor. O zaman güzeldir o söz. İkinci özelliği güzel sözün düşünülerek dili dikkatli kullanarak söylediğimiz sözdür. Sözü güzel söylemenin üçüncü şartı, güzel söz muhatabın seviyesine göre yerinde ve zamanında söylenen sözdür. Çocuklara konuşuyorsan onların algı seviyesine ve onların bildiği kelimelerle, ileri yaştakilerle konuşuyorsan onların evrenine, düşünce evrenine, onların zihin evrenine ve onların bildiği kelimelerle ve onların anlayabileceği bir tonlamayla, bir eda ile söylemek lazım. Aynı konuyu ya da aynı sözü kendi yaşıtın, akranlarınla konuşuyorsan
O zaman da ona göre söylemen lazım. Çocuklara yukarıdan bakarsan nasihat gibi olur, dinlemezler. Yaşlılara da anlatırken ona göre anlatmak lazım. Eşitlerinle, yani yaştaşlarınla ya da akranlarınla konuşurken de onlardan üstünlük taslamıyor olman lazım. Yani doğru sözü söylerken öyle doğru bir eda takınmalıyız ki doğru sözün etkisini azaltmamalı. Doğru söze halel getirmemeli. Doğru sözü size yanlış bir şeye, bir duyguya kapılmasına sebebiyet vermemeli. Nurhan Gürbüz geldi. Asude Aysun Yılmaz burada. Merhaba. GCL gece 10. Efendim merhaba. Hoş geldiniz. Yani üçüncü şartı sözü güzel söylemenin muhatabın seviyesine göre anlatmalı, yerinde olmalı ve zamanında söylenmeli. Diyelim ki muhatabın seviyesine göre konuşmuyorsan, yani sen böyle çok ilmi kelimeler kullanıyorsan, uzman ağzı kullanıyorsan, teknik kavramlar kullanıyorsan, karşıdaki de bu durumdan uzaksa onu anlamayacak. Mühim olan onun manasını anlaması, içeriğini anlaması, onu bir bilinç haline getirebilecek kıvamda söylenmesi. Mühim olan o. Yoksa böyle abartarak, uçurarak, kabartarak falan söylememek lazım. Ne güzel iki kardeş beraber geliyor. Durhan geldi, hemen de arkasından Esma geldi. Esma Beyaz, merhaba Esma, selamlar sana da. Tuğba Özelenci, Cik Kepli değil mi? Maşallah, hepsi bir araya getirince birlikte okunması zor ama biz Tuğba Özelen diyelim, öyle işi bağlayalım. Hoş geldin Tuğba. Hayrunisa Özge, hamaset diyor, eyvallah. Her bildiğini söyleme, her söylediğini bil. Düsturunca zamana, birikime, yaşa, ortama göre sarf edilen sözler. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Yani muhatabın seviyesi de önemli. Konuştuğun kişiler önemli. Akademiye konuşuyorsan başka, mahallede işte kahvede konuşuyorsan başka. Zaten hatibin mahareti de muhatabına göre aynı konuyu farklı muhataplara göre anlatabilme yetisi, becerisinden alıyor. Yani diyelim ki üniversite hocası öğrenciler karşında amfidesin, destesin, hepsi böyle zibil gibi, zihinleri açık, canavar gibi, ateş gibiler. Şimdi onlara çok öz bir biçimde ve onların anlayabileceği vurgularla söylemen lazım. Kısa bile anlatman yeterli olabilir. Yani ama başka birilerine anlatıyorsan ona bazı altyapılar koyman lazım. Sözü söylemeden evvel o söze belki hazırlık da yapmak lazım. Yerine göre tabii. Eyvallah Tuğba Özelen. Dördüncüsü, güzel söz söylemenin 8 şartından dördüncüsü, güzel söz en doğru kelimelerle maksadı ve mesajı açık, net, anlaşılır sözdür. Yani böyle çok dolan başlı imalar içermemeli. Maksadı belli olmalı. Yani bugünkü konumuz şu, buradan şunu anlamak istiyoruz. Bugünkü konumuz bu. Geçenkinde böyleydi. Buradan şuraya gelmek istiyoruz. Bilincimizi şuraya taşımak istiyoruz. Şuurumuzu buraya getirmek istiyoruz. Bilgimizi buraya taşımak istiyoruz. Daha evvel şunları şunları öğrendik diyerek net, maksadı belli, mesajı açık ve net olmalı. Ya dinliyorsun, dinliyorsun ya, çok güzel konuştu adam ama. Ne konuştu? Dedirtmemek lazım. Adam çok güzel anlattı ama. Ne anlattı? Ya bilmiyorum ama çok güzel anlattı adam. Çok etkiliydi. Çok etkilendim diyorsun. Güzel ama ne anlattı? İşte bunu dedirtmemek için maksadın belli olması lazım. Mesajın açık olması lazım. Net olması lazım. Anlaşılır olması lazım. Gönülce esintiler. Merhaba, harikaymış. Çok güzel bir rumuz. Yani bu da çok mühim. Yani uzun uzun anlaşılmaz anlatınca daha böyle bilgili, daha komple bir adam olduğunu falan zannederler diye bazı konuşmacılar da hakikaten böyle anlamayacak bir biçimde söylerler. Yani bir cümlesini çözene kadar adam 10 cümle daha söyler arkadan. Ve o sözden, o konuşmadan da bir feyiz, bir keramet, bir muhabbet, değil mi? Bir huzur almazsın. Yani seni heyecanlandırmaz, kalbine konmaz. Bir şey hissettirmez, bir titreşim meydana getirmez. Sen şöyle yerinde, ya bu ne söylüyor? Nasıl bir şey söylüyor ya? Bütün bildiklerimi alt üst ediyor ama ne kadar net filan dedirtmez.
Yani bunlar da söz söyleme açısından önemli. Hepimiz bir yerlerde söz söylüyoruz. İşte sevdiklerimiz var, tanıdıklarımız var, çoluk var, çocuk var, anne var, baba var, sosyal çevre var, komşu var, değil mi? Gidiyorsun kahve içiyorsun, gidiyorsun arkadaşlarınla oturuyorsun. Yani sözü düzgün söylediğin zaman dün okuduğun bir kitaptan bugün öyle bir söz söylüyorsun ki bir kitabın özeti gibi. Ne kadar mutlu olurlar. Ya da sen ne kadar mutlu olursun bunu söylediğin için. O bakımdan bu mesele mühim diye düşünerek bugün gündeminize, huzurunuza getirdim efendim. Özge diyor ki, Kevser sağ olasın. Özge diyor ki, bir yazar şöyle demiş. Güzel söz herkesin yaşadığı ancak veciz bir şekilde tanımladığı andır. Aslında hali, durumu en kısa haliyle tanımlamak gibi. Eyvallah. Mesela şimdi Özge avukat. Meseleye hakim ama böyle uzun uzun anlatırsa hakim dinler mi? Bir sürü böyle teknik tabirler çıkarsa oradan buradan filan yerine efendim savunmamız budur. İşte bize atılı suç budur. Delillerimiz dosyadadır. Onlara bakabilirsiniz. Tanığımız hazırdır. Şu anda şuradayız. Hani böyle net tık 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 olmalı. O zaman hakim onu dinler. Ama bir şey anlatıyorsun ama avukatın ne anlattığını bilmiyorsa avukat hanım demez mi yani bir dakika biraz hani düzgün anlatın siz. Siz neden bahsediyorsunuz? Buradaki dosyadan mı başka bir şeyden mi filan bile diyebilir. O bakımdan avukatlar da gerçekten çok net, sari, maksadı belli şekilde konuşurlar. Çünkü meslekleri gereğidir. Sefi Özlem, eyvallah efendim, hoş geldiniz. Beşincisi ise güzel söz, adaleti ayakta tutan, hüküm verirken insafı elden bırakmadan söylenen sözdür. Yani sözün de adil olması demek ki önemli. Adaleti ayakta tutması önemli. Doğru olması önemli. Taraf tutmaması önemli. Bir tarafa kaymaması önemli. Hazreti Hüseyin Efendimiz gibi kıyamda durması önemli. Bütün bunlar çok önemli. Uzun sözler kibir oluyor demiş Özge. Çok doğru. Aynen öyle. Sadi Hatice. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Altıncısı ile ise güzel söz konuşurken ölçülü bir ses tonuyla, şimdi oraya geldik, bağırıp çağırmadan, acele etmeden, gereğinden fazla hızlanıp ya da yavaşlamadan, dinleyenleri bıktıracak kadar uzatmadan tane tane söylenen sözdür. Zaten öz geldik yani uzun söz kibirden gelir. Seyyah-ı kainat, Rabbim halimizi, sözümüzü güzelinde sabit kılsın. Allah razı olsun. Güzeldi yansıttığın, güzel yansıttığın için demiş. Yansıttığınız için. Çok teşekkür ederim. Emine Şen olacağım. Cevamiül Kelim. Tabi az sözü çok şey söyleme. Bu peygamberimizin hitabet özelliklerinden birisidir. Çok söylenir. Kitaplarda siyerine bir de filan geçer. Peygamberimiz anlatırken değil mi? Cevamiül Kelim denir. Yani kelimeleri özet bir biçimde. Kelimeleri cami bir biçimde. Özet bir biçimde söyleyen ama aynı zamanda anlaşılır, aynı zamanda net, aynı zamanda maksadı belli şekilde söylenen sözler. Burada da zaten peygamberimizdir bizim örneğimiz. Kur'an'dır bizim örneğimiz. Güzel bir açılım oldu Emine Hocam, sağ olasın. Yedincisi ise yani güzel sözün söylemenin, sözün güzel oluşmasının sekizinci şartı ise pardon yedinci şartı ise güzel söz özentiye ve gösterişe kaçmamalı. Samimi bir tavırla olmalı ve kalpten söylenmeli. Canan Başak hoş geldin. O zaman o güzelliğini muhafaza ediyor, söz güzel hale geliyor. Bir daha okumayayım mı? Özentiye kaçmamalı. Ya filan gibi konuşayım dememeli. Ya filan öyle bir adam öyle bir konuşuyor ki sen de onu taklit ediyorsun. Onun gibi yükseltip indiriyorsun filan. Sparrow, eyvallah hoş geldin. Yani özentiye olmamalı. Yani sana ait olmalı. Sana öz, sana has. Sana uygun bir biçimde olmalı. Senin tavrını, mimiğini, içini, kalbini, halini yansıtan bir şey olmalı. Sana ait olmalı ki güzel olsun. Sana ait olmalı ki tatlı olsun. Sana ait olmalı ki o insanlar seni dinlemeye gelmişlerse eğer sana ait olmalı. Ama sen bir konuşmacıyı taklit ediyorsun. Ona göre yapıyorsun. O zaman rol oluyor o. Yani sana ait olan bir sözü senin sofrana gelmiş olan kişilere sunarken başkasına ait bir edayla sunuyorsun. Senin kendin olmadığın bir tavra girerek sunuyorsun. O da genellikle etkili olmuyor.
Her şeyde olduğu gibi yalan olmalı, abartıdan uzak. Evet, Kevser Özcan aynen öyle. Evet, güzel söz özentiye ve gösterişe kaçmamalı ya. Öyle bir retorikle konuşayım, öyle bir aforizmalar yapayım ki herkes beni dikkatle dinlesin, herkes cep telefonunu bıraksın, akıllarında kalsın, fotoğraflar çeksin. Hani sözün manasına, sözün bize ait olup olmadığına, sözü giyinip giyinmediğimize, sözü hal haline getirip getirmediğimize değil de, ya nasıl artist bir biçimde söylerim, nasıl retorikle söylerim, nasıl bu sözü sloganlaştırarak söylerim, nasıl akılda kalıcı olacak şekilde söylerim gibi bir yere girmek o sözü güzel olmaktan çıkartabilir. Kelimeler güzel olsun. Çünkü senin niyetin değişti. Güzel sözü güzel bir şey olmak için söylemiyorsun artık. İyi sözü bir iyilik olsun diye söylemiyorsun artık. Hayırlı bir sözü hayırlar meydana getirsin diye söylemiyorsun artık. Su bulandı. Sel haline geldi. İçinde bir sürü çerçöp barındırmaya başladı. Bir böyle yalın biçimde akan bir su var. Yanında oturursun, elini yıkarsın, yüzünü yıkarsın, ayağını yıkarsın, temizliğe içersin, boyunu yıkarsın, saçını işte düzeltirsin. Sana bir ferahlık verir, bir esenlik verir, berraktır. İçin ona gider, dinlenirsin, derdini atarsın, sıkıntın gider. Gerçi bir dostla muhabbet de bir berrak su gibidir aslında. Bu sözün bu kurallarına uyarsa, sana iki cümle söylemiş olabilir sadece ama o iki cümle bir berrak su gibi, bir berrak su gibi seni içerisinde bütün dertleri, sıkıntıları alır götürür. Yani sözü güzel söylemek, sözü yerinde söylemek, güzellik şartlarına uygun olarak söylemek gerçekten çok mühim. Şakir abi geldi. Merhaba Şakir abi. Muhabbetler. Yani yönlendiriyorsun tabii. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi olun diyor Hazreti Mevlana. Hazreti Pir. Eyvallah. Özlem sağ olasın. Yani o zaman özenti ve gösteriş olursa yönlendiriyorsun. Bir nevi sözü hakikat için söyleyen, sözü güzelliği aktarmak için söyleyen, sözü hakikat olduğu için söyleyen, sözü kendisi söz olduğu için söyleyen kişi olmaktan çıkıyorsun. Misyoner bir sözcü oluyorsun. Misyoner bir konuşmacı oluyorsun. Yani kafanda bir yer var, bir şey var. İnsanları onaya yönlendirmek için, oraya doğru göndermek için, oraya doğru güdülemek için söylüyorsun. O zaman sözün cevherinden uzaklaşmış oluyorsun. Ben öyle bir şey söyleyeyim ki bunlar şu partiye oy versinler. Ben öyle bir şey söyleyeyim ki onlar benim şeyhime doğru koşsunlar. Ben öyle bir şey söyleyeyim ki benim cemaatime işte şöyle yapsınlar. Öyle bir şey söyleyeyim ki beni alim sansınlar. Öyle bir şey söyleyeyim ki beni işte şöyle görsünler, böyle görsünler gibi bunu çoğaltabilirsiniz. Ya da beni öyle bir şey anlatayım ki beni bir daha çağırsınlar gibi durumlar sözün safiyetini, sözü söyleyenin ihlasını kaçırdığı için söylenen sözler ayette olsa, hadiste olsa, kelam-ı kibarda olsa, gerçek de olsa niyet bozulduğu için o söz etkili olmaz. Ya da etkili olsa bile biz o söze güzel söz diyemeyiz artık. O güzel söz niyetini bozan adamın ağzında kirlenmiş olur. Sözü kirletmiş olur adam. Sözü söyleyen adam sözü kirletmeye hakkı var mı? Sözü söyleyin. O söz senden çıktığı için seni de değerlendiriyor. Senin kalbinden, dilinden, ağzından, dudağından hak söz çıkıyor, muhabbet sözü çıkıyor. Bu sözü kirletmeye hakkın var mı? Bu sözü örselemeye, ayaklar altına almaya, çiğnemeye hakkın var mı? Niye dünyevi bir emelin için kullanıyorsun hakikati? Niye sözü bir menfaatin için, bir kazancın için kullanıyorsun? Niye birini gereksiz övmek için kullanıyorsun? Niye birini gereksiz yermek için kullanıyorsun? Değil mi? Ya sözün de namusu var. Sözü söyleyen adam namuslu olursa sözün namusuna da sahip çıkmış olur. Yani dolayısıyla bir şey söylemek, söz söylemek, toplumu karşısına çıkmak, anlatmak, şiir yazmak, hikaye yazmak, yazı yazmak filan hakikaten sorumluluk gereken bir şey. Ehli bunu yapmalı ama bizlerin bunu niye yaptığını ben de anlamış değilim. Yani hakikaten sıkıntılı bir mesele. Allah razı olsun. Şakir abi, safa geldin, hoş geldin. Sen dışarıda olsan da içeridesin abi. Her zaman içeridesin. Elhamdülillah buradasın. Çok teşekkür ederim. Çiçek tombul hasbalda geldi. Merhaba Çiçek hocam, hoş geldin.
Evet, özentiye ve gösterişe kaçmadan samimi olmalı ve samimi bir tavırla söylenmeli, kalpten söylenmeli, misyoner gibi söylememeli, sözün sahibi gibi söylemeli, hakikatin eri olarak söylemeli, sözü yaşayarak söylemeli, sözü halimize indirerek söylemeli, kalbimizden çıkartarak söylemeli, kalbimizden bir kelebek gibi uçmasını ancak o zaman sağlayabiliriz. Güzel sözün 8 şartından 8.'si ise şöyle dostlar. Güzel söz bir faydayı veya hayrı göstermeli. Yani bir hedefi olmalı. Konuşmacının hedefinden bahsetmiyoruz. Sözün bir hedefi olmalı. Eyvallah, sağ olasınız Şakir abi. Eyvallah Çiçek hocam. Yani sözü, güzel söz bir faydayı içermeli. Yani bir şey söylüyorsun, bir kalpte yeşerme olmalı ya. Bir yerde bir elektriklenme olmalı. Bir hareket olmalı. Ya bu söz bugün bütün sıkıntımı giderdi demeli. Ya bugün o kadar sıkıldım, şunu yaşadım, bunu yaşadım, başıma bu geldi, aşağıladılar, ötekileştirdiler, anlaşılmadım, şöyle oldu, böyle oldu, üzerimden tırlar geçti, trenler geçti, paramparça oldum, kalbimi paraladılar, aklımı dağıttılar, ruhumu incittiler, travmaya tabi tuttular filan diyen bir adamın o sözü duyduğunda, ya bu söz bende bir serin su gibi geldi bana bu söz. Bu söz bana yani böyle derenin kenarında oturuyor ve yüzüme çarpıyor gibi oldu. Avuçlarını birleştirerek pınarın oluğundan bir su içer gibi geldi diyebileceğimiz, hareketlendiren, insanın içini kaynatan, ruhuna iyi gelen, ateşini söndüren, onu serinleten, bulunduğu yerden kuyulardan çekip çıkaran bir hali olmalı. Böyle olursa birleştirici olmalı, bölücü değil tabii ki. Tamamlayıcı olmalı, tevhide getirmeli. Böyle olduğu zaman insan diyecek ki ya çok iyi geldi bana. İyi ki dinlemişim. İyi ki bu sohbete rastlamışım. İyi ki bu adama rastlamışım. İyi ki bu ablaya rastlamışım. Bana ayaküstü bir cümle söyledi ama benim bütün sıkıntılarımı çekti, götürdü. Allah buna kadir. Sen iyi niyetli olduğun zaman bu da oluyor. Ünvanlar, titriler, tahsiller, şöyle bilinmeler, böyle bilinmeler, bunların bir değeri yok. Fotoğrafının da bir değeri yok. Ya çok güzel görünebilirsin, çok yakışıklı görünebilirsin, çok alımlı görünebilirsin, çok çekici görünebilirsin, çok bakımlı görünebilirsin, çok şöyle, çok böyle görünebilirsin. Ama güzel olmak kadar güzel görünen bir şey olabilir mi? İyi kadar iyi görünen, güzel görünen bir şey olabilir mi? Yani özü çok mühim. Fotoğrafın yok ama kalbin var. Fotoğrafın yakışıklı değil, saçların işte ondan sonra fönlü değil, makyajlı değil, yakışıklı değil, saçın tarafı erkeksin. Bunların bir önemi yok. Ve dünya titrilerinin de pozisyonlarının da bir önemi yok. Sözün önemi var. Sözün önemliyse sen de önemli oluyorsun zaten. Yani sen önemli bir yer olduğun için, profesör olduğun için, yönetici olduğun için, müsteşar olduğun için, politikacı olduğun için, şu olduğun için, bu olduğun için söz kıymetlenmiyor. Söz kıymetliyse senin dilinden söylediğin zaman sen kıymetleniyorsun aslında. Onun için bizim içimizdeki cevher, kalbimiz, ruhumuz, vicdanımız, düşünüşümüz, bilincimiz bu. Buradan çıkarsa söz, bir politikacının söylediğinden daha etkili olabilirsin. Bir kürsüdeki hocadan daha etkili söyleyebilir. Çünkü o böyle edayla söylemiştir. Öğrencileri etkilemek için söylemiştir. Ne kadar çok meseleye hakim olduğu için söylemiştir filan. Söz kıymetini kaybetmiştir. Altın bakır olmaya doğru gitmiştir. Ama yıkık da olsan, dökük de olsan, virane de olsan, harabe de olsan değil mi ki bir kalbin var? Ve bu kalpten söylüyorsun bu sözü. O zaman o sözü duyan kalplerde de kıvılcımlanmamak mümkün olur mu? Titreşime geçmemesi mümkün olur mu? Onlarda da böyle bir kendine gelmeme mümkün olur mu? Çünkü güzel söz hepimize aittir. Güzel söz bozulmamış her fıtrata aittir. Güzel sözü sen Ahmet'ten duydun, Mehmet'ten duydun, Ayşe'den, Fatma'dan duydun. Burayı geç. Güzel söz senin kalbine ait, senin fıtratına ait. O ağızdan iyi niyetle ve sözü güzel söylemenin şekil şartlarına da uyarak söylendiği zaman senin kalbin, senin ruhun, fıtratın o güzelliğe sahip olduğu için o sözün sana ait olduğunu anlıyorsun. Duyduğun anda sarılıyorsun o söze.
Oh diyorsun ya, işte bu diyorsun, bana iyi geldi diyorsun. Aslında o adamın iyi söylediği için sana iyi gelmiyor. Sade söylediği için, saf söylediği için, hak niyetiyle söylediği için, başka bir şey karışmadan söylediği için, bölücü değil bütünleyici olmak için söylediği için, katışıksız söylediği için ve hak rızası, hasene sahibi olmak için, iyi şey yapmak için söylediği için zaten senin gönlünde de fıtratından da o kayıtlı olduğu için sen o sözü hemen kucaklıyorsun. İşte bu diyorsun ve kalbini üstüne oturtuyorsun ve kalbinde o söz de kaynamaya başlıyor. O kalbine bastırdığın söz aslında başkasına ait bir söz değildi. Senin kalbine aitti ama belki de sen söyleyememiştin onu ya da o güne kadar yerleştirememiştin. Buldun, bulduğun anda getirdin, kalbine yerleştirdin gibi düşünebiliriz. Evet, yanlışlarım varsa affedin lütfen. Nur, kıymetli hocalarımdan birinin söz konusundaki abi, evet, akılda kalan söz ağızdan çıkıp kulağa giren değildir. Gönülden akıp gönülde yer bulandır demiş. Aynen öyle. Emine Şener hocam, güzel söz aynı zamanda anahtar olabilmeli. Karşıdaki kişinin gönül kilidini açabilmeli. Harikasın. Betül Uzun hocam geldi. Merhaba. Bursa'dan bakalım ne diyorlar. Melek ne diyor? Melek Ulaş. Nice ihtiyar sözler vardır ki kalpleri bahtiyar eder. Oo, harika. Ataberlay, Berna burada. Selamlar Emine, Esma Altıntaş. Bursa yine merhaba. Bursa'da tanışırız inşallah. Umut el katmış. Gönülden gönüle bir yol vardır bilinmez. Aynen öyle. Kevser Özcan'ın da notu var. Neşet Ertaş'ın dediği gibi kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Kalpten çıkmadıkça bir söz kalbe girmesi de zor ve selam. Selinur burada. Susmak kalıyor bize o zaman diyor. Güzel sözse sahip çıkmak lazım. Gönülden gönüle bir yol. Değil mi öyle bir şey? Var gizli gizli. Hakikaten. Neşet Baba da güzel söylemiş. Evet. 8. maddeyi bir daha tekrar edelim. Merhaba Betül, hoş geldin. Bir faydayı veya hayrı gözeterek olmalı. Dostça söylenmeli. Nezakette söylenmeli. Yumuşak bir biçimde söylenmeli. Muratçım merhaba, hoş geldin. Mesela ben doğruyu söyleyelim diye kaba söyleyebilir misin? Ben doğruyu söyleyelim diye hoyrat söyleyebilir misin? Ben doğruyu söyleyelim diye bağıra çağıra söyleyebilir misin? Söylediğin doğru olmalı da söyleme biçimin de doğru olmalı. Güzele, hayra, iyiliğe uygun olmalı. Bazıları öyledir ya. Esselamu aleyküm. Tebriğe geldim mesela diyor, tamam mı? Ya da ne bileyim. Böyle böyle diyor. Ama sen o sırada müsait misin, değil misin? Böyle üstenci bir dille seni böyle sıkıntıya sokarak, belki yanında birileri var, onları duymak istemiyorsun, sıkılıyorsun filan. Bunlara dikkat etmeden söylenmemeli. Yani hayrı gözeterek söylemeli. Bir faydayı gözeterek söylemeli. Dostça söylemeli. Aşağılayarak, etiketleyerek, kendini yukarıda görerek, onu aşağıda görerek, seni ihtiyaç sahibi olmayan ama onu ihtiyaç sahibi görerek filan söylenmemeli. Asla tesir etmez. Nezaketle, yumuşaklıkla. Fener yolunda çalıştığım dönemlerde bir Uşaki dervişi geliyordu bana. Benden büyük, çok sevdiğim birisi. Daha evvel başka bir hikayesini anlatmıştım sizlere. Hatırlayanınız olur belki. Ondan sonra o gelince ben yerimden zıplıyordum. Ya dervişim, Osman amca, Erenler, niye sen geldin? Benim gelmem lazım falan diyordum. Böyle dizine vuruyor. Hayır diyor, hayır diyor. Benim gelmem lazım diyor. Şaşırdım. Öyle deyince. Ya nasıl olur? Ben küçüğüm. Senden çok cahilim. Sen yılların aşık dervişisin, Uşaki dervişisin. Benim senden gelip bir şey dinlemem lazım. Sen niye geliyorsun? Ayağıma geldiği için de çok utanıyordum. Mahcup olduğum için personelden de birilerini çağırarak tanıştırıyordum falan. Hani işi öyle kurtarmaya çalışıyordum yani mahcubiyetimi. O böyle dizine vura vura, hayır, benim gelmem lazım. Niye dedim Osman amca? Bir şey söyledi, unutmuyorum onu. Benim anlatmaya ihtiyacım var dedi. Şimdi bunu duyunca dedim ki sır bu. Hiçbir söylediğini unutmuyorum. Çoğunluğuna not aldım. Bazılarını da yazdım. Bu derviş babanın söylediklerini.
Benim anlatmaya ihtiyacım var sana diyor. Ya seni özel olarak seçiyor. Bir derviş geliyor sana bir şey anlatıyor. Ve bunu öyle bir mahviyette yapıyor ki senin mahcubiyetine karşı bir mahviyetkarlık daha gösteriyor samimi biçimde. Hayır diyor, benim anlatmaya ihtiyacım var diyor. Onun için geldim diyor. Benim gelmem lazım diyor. Ya dünyada neler var? Bir de iki cümle böyle fiyakalı iki cümle söylediği için, bir iki aforizma yazdığı için, sosyal medyada birkaç böyle beğeni aldığı için, bir iki kitap yazdığı için falan. Böyle havalara giren bizim gibi adamlar var. O yürüyüşlerinden bilmem ne zannedersin ki bir şey yapmış falan. Öyle değil mesele. Benim diyor anlatmaya ihtiyacım var diyor. Ben onu söyleyince onun söylediklerinin kıymeti 1000 kere daha arttı kalbimde ve zihnimde. Yav dedim bu nasıl bir şey? İşte söz ehli olmak böyle bir şey. Peygamber'e Allah söz veriyor, sözleri veriyor. O sözü getirip peygamber tebliğ ettiklerinin ayağına getirip anlatıyor. Sonra bu aklıma geldi dedim ki ya bu nasıl bir şey? Bu tam da dedim bir şey peygamberi bir davranış. Peygamber şöyle demedi. Bana vahiy ilahi geldi. Allah beni peygamber olarak gönderdi kavminize. Yeğenini, amcasını çağırıp işte toplayın ahaliyi. Ben onlara bir konferans vereceğim ve peygamber olduğumu ilan edeceğim. Toplayın herkesi. Kimi bulursanız kolundan tutup getirin. Otursun önüme. Ben onları anlatacağım. Ben peygamberim. Demedi. Tek tek gitti anlattı. Tek tek. Zengininden, fakirinden, ahmasından, siyahından, beyazından herkese tek tek anlattı. Sözün sahibi peygamber. Vahyin sahibi. Vahyin muhatabı. Tebliğin muhatabı. Gelin anlatayım demedi. Geldi anlattı. Ben bunu böyle zihnimde çakınca of aman Allah'ım dedim ya. Bu nasıl bir şey? Biz şimdi gelin anlatalım kardeşim. Biz burada anlatıyoruz. Niye gelmiyorsunuz? Çok az kişi geldiniz. 20 kişisiniz burada. Ben halbuki 200 kişi bekliyordum falan gibi edalara giriyoruz. Öyle bir şey değil. Peygamberin tek tek anlattığı gerçeğini aklına getiren bir konuşmacı, aklına getiren bir yazar, aklına getiren bir çizer, bir hatip diyebilir mi bunu? Ya ben buraya geldim, 2 kişisiniz, 5 kişisiniz, 20 kişisiniz. Niye 300-500 kişi değilsiniz? Ya tabii daha çok insan dinlesin, istenir. İçinden istifade edilmesi için ondan bahsetmiyorum. Ama bir kişi için gitmeyen adam 1000 kişi için gitmez sayılmaz. O 1000 kişiye hitap etse bile belki onlardan anlayacak olan bir kişiydi. Belki de gelmiş olan o bir kişi. Nereden biliyorsun? Peygamberin ayağa gidip anlatması meselesini hissedince, bunu anlayınca hakikaten böyle tüylerim diken diken oldu. Ve dedim ki işte böyle bir şey. Yani sözün sahibi olmak böyle bir şey. Diyor ki bende bir söz var. Bu sözü ben anlatmam lazım. Anlayan birini anlatmam lazım. Muhafaza edebilecek birini anlatmam lazım diyor. Ve geliyor kendi ayağıyla tekrar kendi gidiyor. Hiçbir zahmetini değdirmiyor. İşte bu peygamber ahlakını anlamış bir yapı değil mi? Sünnet-i seniyeyi anlamış bir yapı değil mi? Biz biraz bir şey öğrendiğimiz zaman böyle havalara giriyoruz. Biz anlatıyoruz. Herkes peşimize gelsin. Herkes dizimizin dibine otursun. Kimse konuşmasın. Şöyle yapmasın, böyle yapmasın diyoruz. Bu peygamberlerin çektiği nedir ya? Allah'tan vahiy getiriyor. Dinlemiyorlar ya. Dinlemiyorlar. Yani ümmeti olmadan göçen peygamberler olmuş. Yıllarca uğraştığı halde inanmayanlar olmuş. Oğlu inanmamış ya. Kadını inanmamış. Karısı inanmamış. Ne zahmetli bir şey. Şimdi buradan baktığın zaman hak sözün sahipleri bile bazen karşı tarafa tesir edememişler. Mevzu biraz kaçmaya başladı başka yere. Kaçırmayalım daha fazla. Zehra Çiğdem burada, Yasemin Özekin burada, eksiltili cümleler burada. Ayşe Canan Belge, merhaba hoş geldin. Hem de ne hava diyor Nazlı Hocam. Deseydi ticaret olurdu değil mi hocam? Diyor. Aynen öyle. Furkan, Gökmen Furkan da katıldı. Evet, 5 dakikamız kaldı.
Sözü güzel söylemenin şartlarını konuştuk. Sözü biraz konuşmaya çalıştık ama bununla ilgili tabii o kadar çok söylenecek şey vardı ki. Mesela güzel nedir düşünmemiz lazım. Hangi söz nasıl güzel olur düşünmek lazım. Nasıl güzel söylenir düşünmek lazım. Bunlarla alakalı ölçülerimiz nedir? Bu ölçülerimiz doğru duruyor mu? Bunlar şaştı mı? Niye şaştı? Nasıl yerine getirebiliriz? Bu düşünmek lazım. Bir de güzel sözün bir hasene olduğunu, bir güzellik olduğunu, bir sevap olduğunu da unutmamak lazım. Konuşma yaptığınızda ya da sohbette biz bunu çok dile getiririz. Keşke bir kişiye ulaşmış olsa onun kalbine dokunabilseydim. Kelimelerimiz zaten bunu da hissederiz. Eyvallah. Yani ilahi hakikate uygun olmalı, rızayı bariye uygun olmalı. Güzel söz sözlerin en güzeline uyarak söylenmeli, Kur'an'a uymalı, Peygamberimize uymalı. O zaman güzelliği buradan alıyoruz, bir kere daha tekrar etmiş olalım. Sevaba vesile olmalı, doğruya götürmeli, meşru olmalı, yalan içermemeli, abartı içermemeli, özenti içermemeli, yönlendirme içermemeli, samimi olmalı. Başka bir beklenti içerisinde olmalı. Öyle bir konuşayım ki sonraki konuşmamda ben onları bu partiye, bu tarikata, bu cemaate, bu bilmem neye, şu kitap alınmasına, bu bilmem nesine yönlendiririm gibi ikincil bir kazanç, sekonder bir kazanç filan içermemeli. Sözü söz için, hak olduğu için, hakikat olduğu için söylüyor olmamız lazım. Faydalı olmalı dediğimiz gibi adamına uyarak söylemeli. Veciz olması güzellik bir unsurudur ama hakikat olması güzellik olmasından daha önemlidir. Mesela İsra suresindeki ayet bu bakımdan çok önemli. 53. ayeti kerimede peygamberimize hitapla Cenab-ı Allah mealen şöyle söylüyor, buyuruyor. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Aksi halde şeytan aralarını bozar. Şüphesiz ki şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Demek ki biz toplum olarak sözü güzel söylemediğimiz sürece, güzel sözü güzel biçimde sahiplenmediğimiz sürece, hakkı hakikati gözeterek söylemediğimiz sürece şeytan aramızı bozacakmış. Bozmadı mı? Bozmuyor mu? Bu ayeti yaşadığımız bu dönemlere, çağlara şablon gibi oturtalım. Daha aslında epeyce notlar aldım ama onu da belki bir başka zaman başka bir başlıkla konuşuruz. Bu ayeti bir daha aktaralım veda etmeden. Cenab-ı Allah İsra suresinin 53. ayetinde Fâri Kâinat Efendimiz'e hitaben, Peygamber Efendimiz'e hitaben diyor ki, buyuruyor ki, kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Aksi halde şeytan aralarını bozar. Şüphesiz ki şeytan insanı apaçık düşman. Demek ki sözlerimizde boşluk bulmamalı şeytan. Samimiyetimizde, doğruluğumuzda, dürüstlüğümüzde, nezaketimizde, içtenliğimizde, niyetlerimizde bir boşluk bulmamalı. Boşluk buldu mu affetmiyor şeytan. Oraya dalıyor arkadaşlar. Sözle ilgili ne kadar hoş bir ayet değil mi? Sözün en güzelini söylesinler, araya şeytanı almasın. İnşallah bizler sözü güzel söyleyenlerden oluruz. Güzel sözler söyleyenlerden oluruz. Kendisinden güzel sözler zuhur edenlerden oluruz. Güzel sözler dinleyenlerden oluruz. Güzel sözleri güzel anlayanlardan oluruz. Güzel sözleri güzel anlayarak efale getiren, zuhura çıkartan, hayata getiren, hayatımızı ortaya çıkartanlardan oluruz. İnşallah. Rabbim naif kullarından eylesin bizleri. Allah razı olsun demiş. Arzu kurtulmuş. Sağ olasın. Fatma Betül teşekkür ederim. Sufi ruhum eyvallah. Elif eyvallah. Süheyla Poyunuz eyvallah. Yani inşallah yani Allah bizi sözün gerçeği olan, hakikat olan Kur'an'a muhatap olma lütfundan almasın. Kur'an'ı anlamayı nasip etsin. Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini anlamayı nasip etsin. Peygamberimizi anlamayı nasip etsin. Büyükleri anlamayı nasip etsin. İdrakimizi yüksek yapsın. Gerçek söze muhatap olma yeteneğimizi Allah bizden almasın. Bu yeteneğimizi geliştirmemize fırsat versin. Onu bilinç haline, idrak haline, ilim haline, irfan haline inşallah getirenlerden olmamızı Allah bize nasip etsin ve bizlerden de güzel söz söylemeyi, Kur'an'dan, hadisten, kültürden söylemeyi nasip etsin.
ve güzel sözler söyleyenlerden olalım. Kendisinden güzel sözler zuhur edenlerden de ileride inşallah, ilerisinde yani işin olalım inşallah. Peki. Hepinizi hayır ve huzurla selamlıyorum. En güzel sözle selamlıyorum. Allah'ın sözüyle selamlıyorum. Kur'an'la selamlıyorum. Gecenin sahibine, kalbimizin sahibine, en güzel sözün Kur'an'ın sahibine, Yüce Rabbimizin hıfzına size emanet ediyorum efendim. Ya Hafiz, ya Selam.